futbolculuğunuzda da çok böyle sevilen hem profesyoneliniz hem karakterinizden çok sevilen bir futbolcuydunuz. Teknik adamlığınızda da hakikaten birçok takımda çalıştınız. Şimdi çok büyük bir camia aslında. Birincilikte olmasına rağmen Adana Demirspor her yönüyle büyük bir camiadasınız. Sonradan bu takımı devraldınız. İnişli evet. çıkışlı bir ilk yarı oldu aslında. Tabii son haftalarda takım biraz ivme yakaladı. Evet. En son zaten Adana Demirspor maçı, İstanbul Spor galibiyeti ile kapattınız. Şimdi herkesin merak ettiği şey Adana Demirspor'da transfer. Herkes transfer. Bütün taraftar muhtemelen transferi merak ediyor. İşte Hasan Kılıç önemli bir oyuncu. Erkan Zengin çok önemli bir oyuncu bu lig için. Kaleci Vedat geldi. Vedat da bir Kayseri Spor'dan geldi herhalde. Son Modafen'den geldi. Şimdi transfer yapacaksınız mutlaka da. İkinci yarı ile ilgili hedef ne hocam yani? Vallahi bizim ilk yarıda, ikinci yarıda hedefimiz her zaman Süper Lig'e çıkmak oldu. Nereden olursa olsun. Şu an tabii ilk yarı dediğiniz gibi azıcık sıkıntılar yaşadık. Ben her zaman söylüyorum yani sistemlerin, mantalite, takım kurgusu, oturmanın bir futbolcular bizim mantaliteye alışmasının çok kolay değil. Herkes böyle hani konuşuyor bir haftada, iki haftada öyle bir şey değil. Futbol öyle bir şey değil. Yani öyle bir şey zannediyorlar ama tabii ki dışarıdan seyredenler öyle zannediyor. Çok kolay bir şey değil. Yani biz bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da onu ilk aslında bir ilk haftadan itibaren 2-3 hafta, 3-4 hafta fena gitmedi ama bizim azıcık da kondisyona dayalı bir şey. Çünkü önde basmak istiyoruz. Üçüncü bölgeye inmek istiyoruz. Takım olarak orada olmak istiyoruz. Bu aslında çok kolay bir sistem mantalite değil. Yani devamlı baskıda oynamak ama çok sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla da takım bizim o mantaya alışması zaman aldı. Zaman alıyor. Dolayısıyla son dönemlerde gene takımı toparladık. 6 maçta zannediyorum 4 galibiyet aldık. 2 mağlubiyet aldık. O fikstür açısından baktığınızda o playoff'a yaklaştık. Hatta Hatay belki azıcık tabii 36 puanla azıcık daha fazla önde ama onu yakalan bilmiyorum ama ikincinin 30 puanı var. 6 puan aramızda fark var. Dolayısıyla onlara oraya adayız. Adayız olduğumuz için de transferler yapmak istiyoruz. O transferlerde devre arası çok kolay olmuyor biliyorsun. Hiçbir takım yani iyi futbolcunu bırakmaz, göndermez. Dolayısıyla azıcık orada da zorluk yaşıyoruz ki en iyisini bulmak istiyoruz. O en iyisini bulmak için de devre arası çok uygun olduğunu ben düşünmüyorum. Sezon başı her şey daha kolay. Hocam aslında geniş gibi gözüken ama aslında geniş olmayan bir kadronuz var. Neden? Şunu söyleyeceğim. Evet. Mesela sağ bekte devşirme sağ bek kullanıyorsunuz mecburiyetten. Sol bekte devşirme sol bek kullanıyorsunuz mecburiyetten. Kalede sıkıntı yaşadınız bir dönem. Bizden ayrıldı. Süleyman orada sakatlandı. Evet. Bundan dolayı sezon içinde bu şeyler olduğu için sıkıntı yaşadık. Sıkıntı yaşadığımız için de farklı pozisyonlarda futbolcular denedik. Ama biz şu an oynanan futboldan özellikle son 3-4 haftadan gayet memnunuz. Ama üstüne koymamız lazım. Yani hiçbir zaman yerimizde durmamamız lazım. Onun için bize transfer gerekti. Erkan Zengin'i aldık, Hasan'ı aldık. Bir tane santrafor düşünüyoruz. Bir açık ve net yani bunları söylüyoruz. Yani bir kaleci lazım. Emrullah gitti. Bir tane kaleci lazım. Ondan sonra bir durmak istiyoruz ama tabii ki çıktıkça futbolcular bize uygun oldukça biz de değerlendirmeye bakacağız. Ama şu an içeride olan bir Erkan Zengin var. Bir tanesi de Hasan. Şimdi hocam Hasan Kılıç gibi Erkan Zengin gibi devre arası bulunamayacak kalitede bir oyuncu aslında iki tane oyuncu aldınız. Evet. Yani her takım bu kalitede oyuncu devre arası alamaz. Evet. Ki devre arası en zor transfer dönemidir. Aynen. Siz de yıllardır bu işin içindesiniz. Şimdi bu iki tane kaliteli oyuncuyu alan Adana Demirspor bence benim şahsi fikrim yabancıları daha bir tık üst yabancı daha kullanamaz mıydı? Çünkü o gücü var yani. Hani devre arasında. Ne anlamda? Mesela hani yabancı kalitesi anlamına söylüyorum. Şampiyon oynayan takım örnek vermişsin. Altay'da Pajao, Kapel, Leandrinho gibi mesela hani direkt katkı sağlayan. Pajao, bak o tarz adamlar önce bir bulacaksın, bulacağız. Yani biz de bakıyoruz. Ya biz şu ana kadar 10-15 tane santrafora baktık. Yani uygun mu, uygun değil mi? Evarisini, hepsinin çoğunun %90'ın bonservisi var. Bonservislerde az buz değil. Sonuçta biz PTT Ligi'nde... Şunu demek istiyorum, sezon başı yapılabilir ya sezon başı, ben sezon başından bahsetmiyorum. Ben genel yaydım.
Ya onu ben bilemem. Doğrudur. Şimdi bakın ben meslektaşlarımı şöyle olabilirdi bilmem ne. Onların dönemi farklı. Benim dönemim şu an bu. Ben devre arasına denk geldim. Onun için biz en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. En iyi santrafor derken ben gene söylüyorum ya. Devre arası transfer zaten bir takıma 6 tane 7 tane transfer yapmak da çok doğru bir şey değil. İşte nokta iki tane nokta aldınız. İki tane nokta evet, almış. Yani Erkan'la Aslan çok... Bu üç olur. Hadi bilemediğin dört olur. 7-8 tane takımı gene değiştirip komple mantaliteyi gene onlara bir şey yapmak o da sürecek. Onun için çok fazla şey yapmak istemedim. Taraftar da umutlandı iki tane noktayı görünce ama. Değil mi hocam? Yok. Adana Demir Camiası. Bizim taraftarımız evet. Her zaman heyecanlı. Evet. Hem tez canlı hem heyecanlı. Buradan da o güzellikler çıkıyor zaten. Evet. Hakikaten ya inanılmaz bize bir destek verdiler. Veriyorlar. 11 kişi her maça 11 kişi yüksek. Taraftar geldi. Dolayısıyla bize inanılmaz destekliyorlar zaten. Bu beklentilerde biz öyle veya böyle karşılık vermemiz lazım. Bu da şampiyonluk olsa gerek yani. Onun için biz elimizden geleni burada yapıyoruz. Ay sonuna kadar zamanımız var. Kim çıkar, kim içeri girecek onları iyi düşünüp, iyi tartıp buraya mutlaka yani bir tane, iki tane daha hadi bilemediğin üç tane buraya içeri sokmak istiyorum. Hocam mesela mevki söylediniz, santrafor dediniz, güzeliniz, kaleci dediniz. Evet. Ben şunu soracağım peki yani Semih var, Adil var ve Tayyip var. O bölgeye transfer düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz evet. Ama kimse soramıyorum kim var kim yok. O bölgeyi söylemeyince ben aklıma geldi onun için söyledim. Hayır biz evet. Aslında baktığın zaman biz iyi adamı her bölgeye alabiliriz. Evet. Ya bu istemediğiniz adam öyle bir adam çıkar ki tabii. Tamam mı? Sol bek, sağ bek veya orta saha veya sağ dış, sol dış çıkan çıksa isim gelse eyvallah. Evet. Ama isimler de şimdi herkes mesela bir şey oynuyor. Bir şey oynuyor. Özellikle de PTT liginde. Yani ilk 6 zannediyorum 15. bile ilk 6'ya girebilir ikinci yarı yani. Onun için puanlar da aramızda çok fark yok. Dolayısıyla herkesin bir hedefi var. Onun için kimse iyi futbolcusunu bilmem ne bırakmak istiyor. Her ligden, ligde de yani biz buradaki futbolcuların daha iyisini almamız lazım ki verim alalım. Bu kadar basit. Çünkü böyle, sosyal medyada o kadar çok yazıldı ki bir ara Adebayor dendi, birçok isim geçti, evet. Üst düzey isimler geçti. Hatta hala yazılıyor. Adanaspor bombayı patlatacak falan diyorlar. Böyle öyle sükse ya yapacak öyle isimlerden şey bahsediliyor. Adebayor'lu şu an açık söyleyeyim, Fernando A dediler. Fernando İlgilenmiyoruz. Adebayor'la da şu an ilgilenmiyoruz. Bizim bir iki üç tane bir şeye hedefimiz var. Onlara bakacağız. Bakıyoruz. Şimdi o tarz futbolcuların da yani ne getireceği, PTT Ligi'ne ne götüreceği belli olmuyor. Daha önce Anderson ama geldi mesela. Bunun bir de bütçesi var. Tabii. Bütçesi Adana Demir'e uygun mu? Sokağa parayı atmamak lazım. Dolayısıyla da onun bütçelerini falan filan biz görüşmedik bile şu an. Bizim hedeflerimiz azıcık farklı futbolcularda. Dolayısıyla biz en iyisini almaya düşünüyoruz. Tabii bu azıcık da bütçe işi. Sağ olun hocam, başarılar diliyorum. Erkan Zengin yanımızda. Erkan Zengin tecrübeli bir oyuncu ama bu ülkede hakikaten her şeye damga vurdu aslında. Türk futboluna bir damga vurdu Erkan Zengin. Şimdi geçen sene en yakın örnek, geçen sene herkesin hafızasında unutulmayacak bir maç. Karagümrük maçı mesela, Sakarya maçı inanılmaz. Herkesin o hafızasında kaldı. İşte Eskişehir'e çok iyi, Beşiktaş'ta iyi işler yaptın, İsveç milli takımı. Ama Erkan Zengin, şunu sorayım da bitirelim en azından. Herkes İbrahimovic soruyor. Sıkıldı mı İbrahimovic sorularında? Ya gerçekten sıkıldım, onu söylemek lazım. Yani bütün haberlerde bu sorular geldiği için mesela konuştuklarım değil de İbrahimovic haberleri oluyor. Yani o yüzden İbrahimovic'le ilgili hiç konuşmayalım. Avdan anlamam diyorsun İbrahimovic ama ava gelecek diyorsun değil mi? Ava gelecek. Burada av seviyor. Ya gelecek de. Demiyorum. Buralarda ava evet. Geliyor zaten. O kadar. Karagümrük'te geçen sene çok büyük bir başarı yakaladınız. Çok iyi işler yaptınız. Şampiyon oldu takım. Sonra lige de aslında kötü başlamadınız. Takımda iyi bir kadro oluşmuş gibi gözüküyordu. Karagümrük'te aslında şöyle bir şey var. Erkan Zengin'den sonra Erkan Zengin'den önce var. Sen gittikten sonra takımda bir düşüş oldu. Yani çok ani bir ayrılık oldu Karagümrük'te. Neden? Ne oldu Karagümrük'te bir anda Erkan Zengin bıraktı?
Yani şöyle söyleyeyim, aslında bir kötü bir şey olmadı. Hani takım olarak iyi de gidiyorduk. Yani futbol olarak güzel bir performans sergiledim ben. 11 maç oynadım. Başkanımızla böyle bir karar aldık. Ortak karar o zaman. Ortak karar aldık. Hani ne performansla ne de benim oradaki hocalık durumumla falan hiçbir alakası yok. Sadece ikimiz böyle bir karar aldık. Güzelce ayrıldık. Hala Süleyman Başkan'la abimle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Sen zaten sonra antrenmanlara devam ettin. Evet. Yanlış bilmiyorsam öyle bir. Yani antrenmanlara devam ettim. Yani bir 6 maçlık süreç oynamadım zaten. Sonuçlar dediğim gibi ben olmadım diye kötü gitmedi. Hani onu bağlayamayız ama illaki bir şeyi vardır. Çünkü yani Karagümrük'te iyi şeyler yaptık. Beraber bir aile gibi olmuştuk. O aileden bir parça kopunca illaki bir şeyler oluyor ama onu düzeltmeleri şimdi yeni futbolcular gelecek. Herkesin yeri doluyor. Böyle bir durum. Çok şey söylentisi oldu çünkü. Yani Erkan Zengin'in arkadaşları vardı, işte oyuncular vardı. Onlarla yollar ayrılmak istenince Erkan Zengin hani bu konuşuldu aslında. Erkan ayrılma sebebi diye. Doğru mu? Yok abi, onu hiç. İsveç'te oynayan oyuncular, İsveç'ten gelen transferler. Hayır hiç alakası yok yani. Benim ne futbolcularla ne de başkasıyla bir problemim yok. Ne de başkanla, hocayla hiçbir şeyim yok yani. Futbolcularla hiç alakası yok. Sadece böyle bir karar alındı. Hem benim için hem de Karagümrük için hayırlısı olsun diyelim. Şey, aslında onu da sorayım. Hani Erkan Zengin ayrılınca birçok şey yazıldı. Hani Adana Demirspor'u herkes şey diyor, para için hani. İyi para verdiler ki oraya gitti deniyor ama Samsun Spor diye çok geçti ismi. Sakaryaspor dendi. Bir anda Adana Demirspor'la anlaşma açıklandı. Sonuçta hakikaten çok da büyük bir camiaya geldin yine. Karagümrük taraftarı seni çok seviyordu. Hatta sosyal medyada hep yazdılar. İlla ki sana da gelmiştir mesajlar. Adana Demirspor tercihi neden? Yani insanların söylediği gibi para yüzünden mi yani? Ya para yüzünden derken hani illa ki bir yerlerde bir şeyler kazanıyor zaten. Oynadığımız kulüplerde Allah şükürler olsun iyi performans göstererek hakkın neyse onu veriyorlar. Hani burada da Adademir'de para için dersek işte yanlış olur çünkü para için değil. Yani başka kulüplerden daha böyle iyi bir teklifler olduğunu biliyorum yani. Ama ben hem başkanımızın hem Metin abinin, hocamızın hani bana yaklaşımlarının çok farklı olduğunu düşündüm. Yani o konuşmamızda. Yani dediğim gibi bu sadece oradaki onların konuşması, başkanımızın oradaki ortamı, Metin abinin böyle sıcaklığı, hem başkanı, hocamızın hepsinin beraber bir toplu, Cüneyt hocamın orada olması. Yine buluştun Cüneyt hocayla. Evet, yani bunların hepsini toplayarak yani parayla alakası yok. Ya illaki bir şeyler veriliyor mesela. Yani sonuçta top oynuyoruz, bir yere gidiyoruz. Yani bu böyle yani. Yani bu işi yapan ben para için yapmıyorum. Yani yalan olur. Tabii. Hani bir şeyler kazanıp futbolu zaten 2-3 sene sonra bırakıyoruz. Bu illaki para için tabii gidiyoruz her yere. Yani bunu demek yanlış olur. Yalan söylemiş olurum ama başka kulüplerden daha iyi teklif aldım. Hani Samsunspor'un olduğu söylendi çünkü ben hani bizzat duymuştuk ki Samsunspor'un başkanı da bir ara dedi. Şu anda Erkan Zengin tatilde dedi, ailesiyle dedi. Sosyal medyada da yazdı. Sonra Adana Demirspor'da gördük. Aslında son sana şunu soracağım. Hani birçok Adana Demir taraftarı Erkan Zengin'den duymak istiyor belki. İkinci yarıda Adana Demirspor'un hedefi ne? Erkan Zengin taraftarı için taraftar ne diyecek Erkan Zengin Adana Demirspor taraftarına? Ya ben aslında böyle inanılmaz bir heyecan var kulüpte. Hani 26 senedir şampiyon olmamış ve sürekli mesela geçen sene de çok Karagümrük de öyleydi mesela değil mi? Çok yakındı. Evet. Karagümrük de öyleydi. Burası da olabilir mi? Ya burası da olabilir. Mesela Eskişehir de öyle. Evet. Öyle bir atmosfer var. Taraftarları aynı grup zaten. Hani hem de tribünde taraftarı evet, yılan takımlar oluyor genelde. Bir de kardeş takım. Hani taraftarların nasıl olduğunu biraz bildiğim için, o heyecanı onlar yaşadığı için ben de aslında böyle yerleri çok seviyorum ya. Hani bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Hani biz takım olarak zaten bir şey yapacağız. Benim de mesela abi kardeş bir küçük bir katkım olursa çok mutlu olurum. Çünkü inanılmaz bir taraftar var. Mesela öyle bir destekle biz güzel işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Hani playoff'u geçtim. Yani ilk 1-2'den bile çıkabiliriz yani. O durumdayız şu an. Ve yeni gelen futbolcular da hakikaten çok iyi. Hasan olsun, işte yabancı transferler de geliyor.
Yani bir güzel bir ortam var şu an.